Böbrek ve nefron adlı videomuzda nefronun bölümlerinden ve bu bölümlerde hangi moleküllerin geri emiliminin gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Hatırlarsanız proksimal kıvrımlı tübülde glikozun, amino asitlerin ve sodyumun geri emiliminden bahsetmiştik. Henle kulpunun inen ve çıkan kolundan da bahsetmiştik. Sodyum, potasyum, klor gibi tuzların geri emilimini gördük. Distal kıvrımlı tübülde kalsiyum ve diğer bazı maddeler geri emiliyordu. Bu konuları ilk öğrendiğimde şu soruyu sormuştum. İyi ama bunlar nasıl gerçekleşiyor? Kendi konsantrasyon gradyanlarına karşı bu molekülleri nasıl pompalıyoruz? Bu videoda bu tübüllerin sınırlarında seçici olarak bazı iyonların nasıl geri emildiği konusunun daha derinine inmek istiyorum mekanizma nefronun farklı bölümlerinde benzer şekillerde işliyor. Ancak her bölüme ayrı ayrı bakalım. Çünkü her biri farklı bir molekülün geri emilimini sağlıyor. Bütün moleküllerden bahsetmeyeceğim fakat üstünden kabaca geçmiş olacağız. Buradaki proksimal tübülle başlayalım. Bu bölümü yakınlaştıralım. Nefronun içini çizeyim. Burası sürüntünün ya da filtratın olduğu kısım yani nefronun içi. Aslında başka şekilde çizsem daha iyi olabilir. Proksimal tübülün içi esasında böyle görünür. Burası lümenimiz. Filtratın bulunduğu yer burası. Glomerulus filtratı bu yönden geliyor. Aklınızda canlandırın. Burası nefronun içi. Tübülün sınırları ise hücrelerden meydana gelir. Örneğin bu bir hücre olsun. Şu da başka bir hücre biz enine kesitten bakıyoruz. Gerçeği daha ziyade silindir şeklinde olacak. Evet, bu da hücrelerin bazal zarı olsun. Bazal zar derken hücrenin tabanından bahsediyoruz. Hücrelerin nefron lümenine bakan kısma buraya apikal diyoruz. Evet, apikal. Bu kısımsa bazolateral zardır. Burası henle kulpunda da, proksimal tübülde de, distal tübülde de böyle. Hücrelerin diğer tarafı da peritübüler kılcal damarlarla çevrilidir. Peritübüler kılcal damarlar böyle görünecek. Onlar da hücrelerden meydana geliyor. Hücreleri değil de kılcal damarların kendisini çizsem daha iyi olacak. Gözenekleri var. Burada kan akışı var. Buraya da kılcal damarı çizelim. Kılcal damarların duvarlarındaki hücrelerin yapısına pek değinmeyeceğim anlatmak istediğim şey moleküllerin lümenden tam olarak nasıl çıkıp seçici olarak geri emildiklerini göstermek. Bu peritübüler kılcal damar. Peri çevresinde anlamına geliyor. Yani bu damar tübüllerin çevresinde. Büyük resimde gösterelim. Kılcal damarlar tübüllerin etrafını çevirmişlerdir. Yani bir şey nefronlardan salındığında veya geri emildiğinde doğrudan kılcal damarlara girer. Buradaki proksimal kıvrımlı tübülün zarı. Tamam. Şimdi öncelikle glikozu ele alalım. Bu hücrelerin bazolateral zarlarında sodyum potasyum pompaları bulunuyor. Şuraya bir tane de sodyum potasyum pompası çizelim. Sodyumları hücrenin içinde pozitif yüklü tanecikler olarak çizeceğim. Sodyum pompanın içine bağlanıyor. ATP gelip proteinin uygun tarafına bağlanınca şekli ve yapısını değiştirecek. Böylelikle protein bu tarafta kapanacak ve diğer tarafa doğru açılacak. Protein bu yapıdayken sodyum proteine artık bağlanmak istemeyecek ve proteinden ayrılarak bazolateral zarı geçerek kılcal damardaki kan akışına katılacak. Sodyum potasyum pompası bu şekilde açık haldeyken potasyum proteine bağlanmak isteyecek. Belki buradan bağlanabilir. Şuradan. Bu oldukça basitleştirilmiş bir anlatım. Potasyumun bağlanması proteinin yapısını tekrar değiştirecek. Bu noktada ATP'ye ihtiyaç yok ve protein burada çizdiğimiz şekle geri dönecek. Potasyum artık proteine bağlanmak istemediğinden, çünkü protein farklı bir yapıda, hücrenin içine salınacak. Kısaca özetleyecek olursak, sodyum bağlanır, ATP bağlanır. ATP kendi fosfatından kurtulur. Proteinin yapısı bu şekilde değişir. Artık sodyum serbest kalmak, potasyum da bağlanmak istiyor. Potasyum bağlandığında pompanın ilk yapısına geri dönüyoruz. Böylece sodyum hücre dışına pompalanıyor ve potasyum da hücre içine pompalanıyor. Buna aktif taşınma ya da aktif transport deniyor. Neden mi aktif diyoruz? Çünkü sodyumu konsantrasyon gradyanın tersine itmek için, hücreden dışarı pompalamak için ATP kullanıyoruz. Sonrasında da potasyum hücre içine giriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere potasyumun pompalanması da pasif taşımadır. Çünkü ATP'ye ihtiyaç yok. Bu yüzden bu proteine sodyum-potasyum-ATP az denir. Yani kendisi ATP molekülünü parçalayan bir enzim de diyebiliriz. ATP'yi parçalayarak açığa çıkan enerji sodyumu ve potasyumu pompalamak için kullanıyor. Peki ama örneğin glikozu lümenden dışarı nasıl pompalıyor? Bunun için başka proteinlerimiz var. Örneğin şurada bir protein olsun. Bu protein için genel bir isim kullanılıyor. Kontransporter ya da simporter. Yazıyorum kontransporter ve simporter. Simporter iki farklı molekülün aynı doğrultuda taşınması anlamına gelir. Kontransporter ise bir molekülün konsantrasyon gradyanı gereği taşınması ve diğer molekülün de ona eşlik etmesi anlamına gelir. Göreceğiniz üzere burada sodyumu aktif olarak pompalıyoruz. Eğer burada bazolateral zarda sodyumu sürekli dışarı pompalıyorsak, hücre içindeki sodyum yoğunluğunun gittikçe düşmesini bekleriz. En sonunda ise hücre içindeki sodyum yoğunluğu lümendeki sodyum yoğunluğundan bile daha az olur. Konsantrasyon gradyanı gereği lümendeki sodyum hücreye geçmek isteyecek. Hücrede kaybedilen sodyumların yerini doldurmak isteyecek. Eğer nefron sınırındaki hücreler olmasaydı sodyum doğrudan geçebilirdi. Buradaki proteinlerse, sodyumun istencini kendi çıkarları doğrultusunda kullanacak. Sodyumun enerjisini kullanarak glikozun da hücreye geçişini sağlayacaklar. Gözünüzün önüne apikazlarda bulunan bir proteini getirin. Hadi bunu çizeyim. Proteinimiz bu olsun. Bu tarafta daha fazla sodyum var. Bu tarafta ise az. Bu taraftaki sodyumun proteine bağlanması daha olası. Glikozun da buraya bağlandığını düşünelim. Bu yalnızca bir basitleştirme. Sodyum ve glikoz bağlandığında proteinin yapısı değişecek. Belki şöyle bir yapı alabilir. Sodyum burada, glikozsa burada. Şimdi hücrenin içindeyiz. Bu yapıdayken artık proteinin içindeki amino asetlere vesaire bağlanmak istemiyorlar ve serbest bırakılıyorlar serbest kaldıklarında proteinin yapısı tekrar değişecek ve eski haline dönecek böylece döngüyü tekrarlayabiliriz döngünün sağlanmasının temeli lümendeki sodyum yoğunluğunun hücredeki yoğunluktan fazla olmasına dayalı sodyum konsantrasyon gradyanı boyunca hareket ediyor ve bunu yaparken yanında glikozu da götürüyor o yüzden glikoz yoğunluğu da artıyor bu gözenekleri glikoza geçirgen yaparsak hücre içindeki yeteri kadar biriktiğinde glikoz konsantrasyon gradyanından kılcal damara geçecektir. Aynı mekanizma glikoz için birebir aynısı olmasa da nefronun diğer bölümlerinde de gerçekleşir. Henle kulpunun çıkan koluna bakacak olursak aynı mantık. Hemen çizelim. Burası lümen olsun. Bunlar da lümenin duvarlarını oluşturan hücreler. Burada bir sodyum potasyum pompası var. Sodyum dışarı, potasyumsa içeri pompalanıyor. Aslında potasyum kanalları sızıntılıdır. Yani potasyum her iki yöne de gidebilir. Potasyumun başına gelenler bizim için o kadar da önemli değil. Sonucunda buradaki sodyum yoğunluğu azalır. Burada bir simporterimiz olsun. Tıpkı glikoz olayında olduğu gibi sodyum hücre içine girmek istiyor. Glikoz yerine bu sefer potasyum ve klorür gibi iyonları taşıyor. Böylece sodyumun yoğunluğunu kendi çıkarımız doğrultusunda kullanmış oluyoruz. Potasyum ve klor iyonları taşınacak. Buradaki simportere sodyum, potasyum, klor kotransporteri deniyor. En sonunda hücre içinde klor ve potasyum iyonları olacak. Ve hücre zarındaki gözenekler klora geçirgense klor hücre dışına çıkacak. Böylece sodyumla beraber medulla'nın tuzlu kalması sağlanacak. Aynı şey distal kıvrımlı tübülde de meydana geliyor. Distal kıvrımlı tübülü şöyle çizelim. Bu arada bu tarz villüsler sadece proksimal kıvrımlı tüpte bulunuyor. Ayrıca aktif transport tarafından sağlanan konsantrasyon gradyanını kullanarak moleküllerin taşınmasına ikincil aktif transport ya da taşıma deniyor. Evet, ikincil aktif taşıma. Distal tübüle dönersek burasının lümen olduğunu söyleyelim. Hücreler her iki tarafta da mevcut. Burası peritübüler kılcal damar olsun. Kan akışı var. Her zamanki gibi sodyumu dışarı pompalıyoruz. Potasyum içeri pompalanıyor. Lümen tarafındaki apikal zar kalsiyuma geçirgendir. Yani buradaki kalsiyum yoğunluğu buradaki yoğunluğa her zaman eşit olacak. Bunların kalsiyum iyonları olduğunu düşünelim burada bir antiporter görev alıyor. Kandaki sodyum yoğunluğu daha fazla olacak çünkü sodyumu sürekli dışarı pompalıyoruz. Eğer sodyumun konsantrasyon gradyanında gitmesine izin verirseniz sodyum hücre içine tekrar girer. Ve sodyum içeri girerken potasyum da dışarı çıkar. Bir proteinin bunu nasıl sağladığı konusunda soru işaretleriniz olabilir. Ben bunu dönen bir kapı olarak düşünüyorum sodyum kapının dönmesini sağlıyor ve kapının diğer tarafındaki potasyum da hücre dışına çıkarılıyor. Bu protein bir antiporterdir çünkü moleküller farklı yönlerde hareket ediyorlar. Bu da ikincil aktif taşımadır. Çünkü bunun işlemesinin tek yolu aktif taşımayla ATP kullanarak sodyumun bazolateral zardan dışarı pompalanmasıdır nefron lümeninden moleküllerin pompalanması aslında çok daha karmaşık fakat umuyorum ki bu video süreci somutlaştırmıştır en azından ben nefronun tam olarak ne yaptığını daha iyi özümsemiş oldum